Bir İspanyol fıkrasıyla başlayacağım. Sevilla'da berbere bir vatandaş giriyor. Kirli bir sakalı var. Oturuyor berber koltuğuna. Usta diyor, beni böyle bir sinek kaydı yap diyor. Berber olur hay hay diyor. Eline sabunu alıyor, fırçayı alıyor. Başlıyor fırçalamaya falan. Tam sabunlamaya fırçayı. Ne yapıyorsun sen diyor. Diyor, sabunlayacağım. Olur mu ya diyor. Ben Bilbaoluyum. Bana sabun mabun olmaz diyor. Berber de tabii kaçın kurası. Hemen oraya en kör bıçağı koyuyor. Usturaya. Başlıyor kesmeye. Adam kestikçe pamuğu dayıyor. Kesiyor pamuğu dayıyor. Kesiyor pamuğu dayıyor. Burası oluyor artık kan çanağı. Tam öbür tarafa geçecek. Dur diyor. Dur. Ben Bilbaoluyum da içinden değilim. Şimdi burada çoğunluk modalı. Yabancılar var. Moda dışından gelenler var. Ben modanın içindenim. Ama ben hanım köylüyüm. Yani modaya iç güveysi geldim. Bunu da anlatıyorum genelde kitapta. Moda benim gerçekten de ilk aşkımdı. Küçüklük yaşlarımdan beri Erenköy'de oturuyorduk. Erenköy, Caddebostan, o plaj yolu o civarda ve deniz çocuğuyuz. Yani doğumum 51. Dolayısıyla küçük yaşlardan hep denizle aşırı neşir olduk. O Marmara'nın güzel denizini çok iyi biliyorduk. Fakat nedense moda bizim hep aklımızda, kafamızda bambaşka bir kapalı bir kutu gibi görünürdü çocuk yaşımızda. Çocuklar farklı düşünür, farklı görürler biliyorsunuz. Dolayısıyla o moda merak ve daha sonra ergenliğe geçince, blue çağında falan daha bir meraklandık. Niye? Çünkü modada kadınlar hamamı var. Kapalı yani. Oralara geleceğiz. Ben burada tabii enteresandır. Bir küçük diya gösterim var. Bu diya gösterisinde de diyaların altında bir takım yazılar var. Bu gerek kitaptan alıntılardır, gerekse bazı yazarlarımızın moda ile ilgili sözlerini alıntılıyorum. O diyalar geçtikçe de o konu üzerinde hep birlikte konuşacağız. Buket Hanım ne demiş? Biraz önce Sayın Hocam da bunu ifade etti. Bir kere modalı olunca artık ömür boyu öylesinizdir. Benim modaya gelişim 1974'te, dedim ya iç güveysi olarak, evlenme nedeniyle oldu. İlk olarak sevgili kayınvalidemin, kayınpederimin evlerine geçtik. Çünkü evimiz yoktu. Onlarla modanın artık havasını, suyunu ve rüzgarını ve martılarının sesini hep birlikte tanıdım. Kaldığım yer Mühürdar'da, bilenleriniz vardır mutlaka, grup apartmanı hemen köşe olur. Fazıl Bey Sokağı'nda. Fazıl Bey Sokağı mıydı? Yanlış mı söylüyorum? Neyse. Mühürdar'dadır yani. Ve lodos patladı mı müthiş bir fırtına çıkardı. Ben de akşamları salonda kalıyorum tabii. Başka yerleri yoktu. Perdeler oynamaya başlardı. Perdeler sallanırdı, tüller oynardı. Bir de rahmetli oldu tabii. Sevgili eşimin dedesi geceleri uyuyamazdı. Çıkar salonda volta atardı. O volta attıkça karanlıkta, bir de perdeler oynadıkça benim uyumam mümkün olmazdı. Fakat modayı yine de çok severdim. Deniz Kavukçuoğlu moda hakkında çok güzel bir kitap yazdı. Tavsiye ediyorum. Modada gezinti diye. Ben moda turları düzenliyorum. Daha doğrusu düzenlenen turlarda rehberlik ediyorum. Bir takım işte anılarımı falan paylaşıyorum gezenlerle. Fakat bu kitap, daha doğrusu Moda Sevgilim kitabı bana ilk teklif edildiğinde, sipariş olarak gelmişti. 2010 İstanbul Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde. Evet. 40 semt, 40 yazar. Evet. Kurallar şöyleydi. O kişi o semtte 40 yıl yaşamış olmalı. Şimdi modayı yazacak yazar aramışlar. Diğer semtleri bulmuşlar, hiç sorun çıkmamış. Modayı yazacak yazar çıkmamış. Neden? Çünkü modada yazar çok.
Yani benim tanıdığım en az 5-6 tane yazar var. Çıkmamış çünkü hepsi ve biz Buda'yı yazdık bir daha yazamayız demişler. Termin 2 ay kala bana geldiler. Buda'yı yazar mısınız? Yazamam dedim. Yani ne yazacağım? Bilmiyorum ki ne yazacağım. Sen bildiğin gibi yaz. Ben o zaman dedim insan yazarım. Yani ben mizah yazarım, karikatür çizerim. İnsan yazarım, insanları yazarım. Tamam dediler, harika. Bizim de aradığımız böyle farklı bir şey olsun. Bunun üzerine Buda'yı yazmaya giriştim ve çok hızlı bir şekilde giriştim. 2 ay gibi bir sürede teslim ettim kitabı. Dediğim gibi sadece tanıdığım bir takım kişileri, yakından bildiğim, ünlü ünsüz, hatta ünsüz diyeceğim, bu kişileri kitaba aldım. Onları öyküleştirdim. Biraz da olay kurmacı oldu açıkçası. Yani kurgu tabii ki olması gereken bir şey böyle bir kitapta. Öykülerin çoğu kurguydu. Fakat sonlarına doğru itiraf ediyorum burada şişirdim. Bitmiyordu çünkü. Şişirmeye başladım. Nasıl şişirdim? Bu defa gerçeklere döndüm. Yani işte Moda'nın şu sokağı, şu bilmem nesi falan, Moda'yı tanımaya başladım. Tanımıyordum. Tanımaya başladım ve teslim ettim. Kitap yayınlandıktan sonra yolda karşılaştıklarım hemen sattı. Çok iyi de sattı. Modalılar kitap okumayı çok seviyor. Moda'nın gerçekten çok tılsımlı bir havası var. İnsanlar Moda'da kitap okuyorlar. Çok kültürlü, halen öyle. Hani değişiyor değişiyor deniyor ya, gerçekten değişiyor. Moda ama belki bir asırdır, belki daha fazla bir süredir hep değişiyor. Hep bir değişim halinde ama çok kültürlülük işlemiş bir kere. Ne diyorduk? Şimdi sonuçta insanları yazdım, teslim ettim ve yolda karşılaştıklarım, ya beni niye yazmadın? İşte şöyle bir hikayem vardı, bunu niye koymadın? Şunu niye yazmadın? Falan filan. Kadim dostum Aykut Köksal, akademisyen ve mimardır kendisi ama mimarlık yapmaz iyi mimarlar gibi. O da geldi, ya İzel dedi, bunu bir daha yazmalısın, baştan yazmalısın. Fotoğraflarında söz veriyorum, ben çekeceğim dedi. Olur dedim, fakat telif var tabii 5 sene. Arada tükendi, bir daha basıldı, tükendi, bir daha basıldı. Bir de bir seriydi bu, 40 kitaplık bir seriydi, sonra 80'e çıktı. Ben aynı yayın eviyle çalışmak istemedim. Bekledim 5 sene. 5 seneden sonra yeniden yazmaya koyuldum. Yeniden yazarken de bu defa mekanlarla arada turlar da yapmaya başlamıştım. Turları yapınca bazı mekanları tanımaya başladım. Yani ve bunların olmaması beni üzüyordu açıkçası. Ve bazı kişileri de tanımaya başladım. Dolayısıyla Moda Sevgilim'i yeniden yazdığımda, ki adı da öyle, Moda Sevgilim yeniden, bazı mekanları dahil ettim. Bunların içinde Sarıca Konağı var, Mahmut Muhtar Paşa Köşkü var, konağı. Ki Moda'nın ilk mermer konak denen, elektriği getiren, ilk medeniyeti diyeceğim, Moda'ya getiren binasıdır. Onunla ilgili çok güzel dokümanlar buldum. Hatta haraç mezat her şey satıldığında o köşkün içindeki, biliyorsunuz o at heykeli vardır. Ünlü at heykeli. O Sabancı'ya gitti. O da müzayede de gitti. Her şey gitti. Onun da yazısını o gün o mezatta Halit Kıvanç yazdı. Halit Kıvanç henüz çiçeği burnunda bir muhabir, Milliyet'te çalışıyor ve Milliyet gazetesinde bu yazıyı yazdı. Kitaba aynen aktardım zaten, aldım o yazıyı. Çok hoş bir yazıdır. Ve Halit Kıvanç'ın üslubunu daha o zamandan görüyorsunuz. Dediğim gibi Cemil Cem mesela. Cem evi, Cem evi derken yani Cem konağı, köşkü, yanlış anlaşılmasın. Onu da atladım ki o benim çok büyük ayıbımdı. Çünkü ben karikatürcüyüm esasında. Karikatür çiziyorum ve Cemil Cem hakikaten Türkiye'nin ta Osmanlı'dan gelen o 1910'larda
Kurtuluş Savaşı'nda, daha sonra belli dönemlerde çok önemli bir karikatüristti. Atatürk'e de belki anekdotu bilenleriniz vardır. Yoksa tekrarlarım. Recep Peker o zaman Bayındırlık Bakanı ve Yavuz Zırhlısı şey ediliyor, onarım geçiriyor. Bu arada bir takım yolsuzluklar olduğu ortaya çıkıyor. Cemil Cem de bir karikatür çiziyor. Bu iş, bunun ucu korkarım Recep'in kulağına, Recep'in götürülmesine kadar gider falan diye. Tabii o zaman için fazla cesur bir karikatür, fazla cüretkar bir karikatür. Atatürk biraz kızmış ve Üstad Cemil Cem'i Ankara'ya çağırmış. Cemil Cem de ceket cebine bir tane fırça koymuş. O şekilde kalkıyor, Ankara'ya gidiyor, trene biniyor. Ankara'ya gidiyor, paşanın huzuruna varıyor. Buyur ediyorlar Çankaya'da, oturuyor. Kahve içiyorlar karşılıklı. Sanatına ne kadar değer verdiğini söylüyor paşa. Ve kutluyor. Ve başka da bir şey söylemiyor. Kapıya kadar uğurluyor. Kapıda Cemil Cem dönüyor ve diyor ki, paşam diyor, siz diyor beni buraya niye çağırdınız ben biliyorum diyor. Ben sizi üzdüm diyor. Ve size söz veriyorum, bir daha üzmeyeceğim deyip fırçasını çıkartıp kırıyor. Bir daha da karikatür çizmemiş. Ondan sonra bazı portreler, resim yapmış. Hatta büyük bir tablo gerçekleştiriyor. Ona galiba konkur hipliklerde bir görev veriyorlar şeyde. Veli Efendi'de. Daha sonra da aynı konakta, aynı evde vefat ediyor. Cem Sokak tabii. Başlı başına Cem Sokak'tır sokak. Şöyle yapalım. Bu Haldun Tener'den bir alıntı. Sonra sahte sevazu bir yana, iyi kürek çekerim. Şiir gibi kürek çekerim. Dünyada tek güzel yaptığım şey budur. Bunun bilincindeyim. Bazı sabahları çok erken, bazen de gecenin en ıssız saatlerinde Moda Koyun'da tek başıma saatlerce kendimi bu ritmin hazına kaptırmayı, Bach'ın, Telemann'ın müziğine bile yeğlerim. Haldun Taner modalıydı. Pek çok sanatçı gibi, pek çok modalı dostumuz gibi ve bir beyefendiydi. Müthiş bir insandı. Onu tanıma şerefine nail oldum ve çok da üzüldüğüm bir anekdotumuz vardır maalesef Haldun Taner Bey'le. Beyefendi bir insandı, kibardı, nazikti. Mühürdar'dan aşağı yürür, vapura biner. O zaman lüks mevki vardı vapurlarda. Arkada lükste oturur, piposunu tüttürürdü. Ben de bir sabah oğlumla birlikte, oğlum da Cem, yani Cem'le bayağı şeyimiz var modada. Cem Apartmanı diye de bir öyküm var kitabın içinde. Sabah Cem'le birlikte, o gün Cem galiba okulu yoktu, yani henüz 6-7 yaşında, bindik. Çocuk da mağlup simit atıyor martılara. Lükste oturuyoruz. Yarıma da onu oturttum. Arada vapur hareket edecek falan. Bir baktım, Haldun Bey. Selamlaştık, merhaba dedim. O da baktı şöyle. Biraz acı baktı, biraz ekşi baktı. Anlamadım önce, uyanamadım. Ve yürüdü, içeri girdi. Sonra bir çevreme baktım. Hiç yer yok. Hiç boş yer kalmamış. Aman Allah'ım dedim. Cem kalk çabuk oradan dedim ama olan oldu tabii. Haldun Bey içeri gitmişti. Ve tabii başkası geldi oturdu. Neyse başkası oturdu ama hep içimde bir ukde olarak kalmıştır. Bu kartları da Sevim Mizzet koleksiyonundan aldım. Sevim Mizzet'i bileniniz var mı bilmiyorum. Çok biraz önce Deniz Hamamı'ndan söz etmiştim. Bu Deniz Kavukçuoğlu'nun bir kitabından aldığım bir bölüm. Kalamış tarafındaki iskelenin sol tarafında ise yaklaşık 100 metrekare genişliğinde, çevresi çuval beziyle kaplı, dışarıdan bakıldığında içi görünmeyen kadınlar kısmı bulunuyordu.
Bu özel bölüme erkek gözlerinden uzak, sere serpe güneşlenmek isteyen kadınlar giderdi. Bu da benim kitabımdan alıntı. Biliyorduk, modada uzaylı falan yoktu. Ama bütün ulaşılması imkansız kadınlar orada yaşıyordu. Tabii yaş henüz 12, 13, 14 belki. Ben size bir şey söyleyeyim. Bu tür toplantılar, bu herhalde 6. 7. toplantı oluyor değişik mekanlarda. Bu tarz sohbetler hep bana ilham veriyor. Yani moda yeniden, moda sevgilim yeniden sonra korkarım moda sevgilim yeniden devam olacak. Ve sizinle mutlaka irtibata geçeceğim. Zaten böyle hikayeler giderek artıyor. Devam ediyor. Bu biliyorsunuz çok ünlü bir atlayış şekliydi. Kollar böyle açılırdı. Neydi bunun? Kırlangıç tabii ya. Kadın, kitabın kapağında da bir fotoğraf var. Onu da Seyhun'dan aldım. Evet, o kapaktaki resim. O da kırlangıç atlayan bir yağız delikanlı. Gayet yakışıklı. Hep hava atarlardı. Acaba o şeydeki kadınlar hamamındaki kadınlara mı hava atıyorlardı bilmiyorum ama hava atıyorlardı. Şimdi kitap yayınlandıktan sonra bir hanım geldi yanıma. Biliyor musunuz dedi, o benim babam. Ha öyle mi falan dedim. Bilmiyordum dedim. Acaba bir telif mi isteyecek bilemedim falan. O benim babam. Benim babam Bahattin Bey dedi. Bahattin Bey'i tanıyan var mı içinizde? Yok değil mi? Bahattin Bey bana çok kızdı. Bahattin Bey, Allah uzun ömürler versin. Bugün 90'larını aşmış ve aynı berbere gidiyoruz. Aynı erkek kuaförüne gidiyoruz. Önce berbere giydirmiş Cavit'i. Demiş ki Cavit'e, sen nasıl beni anlatmazsın? Bu adam kitap yazıyor, modayı anlatıyor. Sen nasıl benden bahsetmezsin? Nasıl beni anlatmazsın? Onunla yetinmedi. Modada kaç kişi varsa esnaf, herkese beni şikayet etti. Haliyle ben Bahattin Bey'e sözümdür. Onu moda sevgilim yeniden devama bir kere alacağım. Evet, San Josef, bu alıntı Enis Batur'dan. O da bir San Josef'li. Evet. İyi öğrenciler okulu bitirenlerdir. En iyi öğrenciler okulu bitiremeyip başka okullardan, başka yollardan devam edenler. Karşınızda bir tanesi duruyor. Enis Batur da öyleydi. Daha pek çok var. İsimlerini saymayacağım. Onları ifşa etmeyeyim. San Josef'in İstanbul'un ortasında başlı başına bir mahalle olduğunu bir tek San Josefliler bilir. Yeni rehberlerden pek anlaşılmaz bu. Yoğurtçu Parkı yokuşundayken Esat Işık Caddesi'ne dönüşen yol ile Kalamış Koyu arasında bölge bomboş duruyor onlarda. Oysa mektupçu Osman Nuri'nin güzelim 1934 rehberi öyle mi? Orada moda ile şifa ve iskele apaçık çizilmiştir. Hep buralar. Gören anlar ki düpedüz koskoca bir mahalledir bu topografik özellikleri açısından. Gerçekten de moda hep değişiyor diyoruz. Bakıyorum, geziyorum. Evet değişiyor, değişiyor. Kentsel dönüşümden nasibimizi alıyor muyuz? Tam olarak almadık henüz. Çünkü moda bir ada. Bakın biz bir adada yaşıyoruz modada. Bütün o 7 adanın uzantısında moda da bir ada. Kapalı. Çıkamıyoruz. Hele maç günü hiç çıkamıyoruz. Cumartesi, pazar felaket bir şey. Ama işte o modanın ada olmasının da siz kaçtınız gerçi ama inanın güzel tarafları var. Güzel tarafları var. Döndünüz. Yalnız demin konuşuyordum işinizle. Şimdi ayrılınca daha bir sosyalleştik dedi. Değil mi? Evet. Modalılar kendi aralarında sosyal fakat dışa kapalılar. Efendim? Çok doğru bir tespit. Evet, doğru. Çok doğru. Ben de şimdi fark ettim. Şimdi uyandım. Yani gerçekten de biz kolonileştik. Kolonileştik. Evet, koloni gibi yaşıyoruz. Koloni şeklinde yaşıyoruz. Öyle oldu. Şimdi tabii modadan hep birlikte modada oturuyoruz. Modada bütün ihtiyaçlarımızı gideriyoruz falan. Ama giderek modada bol bol kahve içmeye başladık. Kafelerimiz çoğaldı.
Biraz aşağı indiğimizde barlarımız da çok fazla. Aslında moda bir tezatlar yeri diyebiliriz. Ben kitabı ilk yazdığımda, yani 2009'da ilk versiyonunda, modada temel şikayet şuydu. Muhtarımız Oğuz Bey'le konuştuğumda da, diğer bir takım dostlarla konuştuğumda da, moda yaşlanıyor diyorlardı. Moda hızla yaşlanıyor. Genç nüfus modayı terk ediyor. Çocuklarımız modadan ayrılıyorlar. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Ve arkasından, akabinde de bir elimizde bardak, yolda şey yapıyorduk. İçkimi bana bırak veyahut da neydi o? İskelede içki yasaklanmıştı. Ben içkimi içmek isterim falan gibi bir takım sloganlar vardı, unuttum şimdi. Her cuma akşamı toplanılırdı ve orada işte eski modalılara, onların işte şerefine kadeh kaldırılırdı falan filan. Ondan sonra da dağılınırdı. Böyle bir eylem konulurdu, yapılırdı. Aradan 7 sene geçti. Moda yeniden yazdığımda durum şöyle. Nedir bu barlar ya? Yeter artık, sokakta içki içiyor insanlar. Ya buna kimse dur demeyecek mi? Yürüyemiyorsunuz. Nedir bu gençlik? Hayır, bu kadar genç olur mu? Niye? Bütün Cihangir buraya taşındı. Şimdi böyle bir durum var. Ama maalesef esnafa döneceğim. Biz bir arada yaşarken berberimiz, terzimiz, bakkalımız, kasabımız hepsi bütünü sağlıyorlardı. Bugün maalesef işte değişimin en kötü yanı bu. O esnaf yerini barlara, daha doğrusu kafelere terk ediyor. Ve bu bir sorun aslında. O zaman ne olacak? İşte alışveriş merkezlerine yöneleceğiz. Modanın sonu mu gelecek? Bence gelmeyecek. Yani bence moda yine modalılığını sürdürecek gibi geliyor. Saint-Joseph dedik. Saint-Joseph'te böyle sıralarda okurduk. Akıllı bir insan Saint-Joseph'in kapısının önünden bile geçmez. Okuyayım mı? Bunun nedenini anlamak için ana girişin bahçesinde yer alan Aziz Joseph heykeline hızlıca göz atmak yeterlidir. Sol elini göğsüne bastıran Aziz, sağ elinin işaret baş parmağıyla da buraya gelen bunu bulur der gibidir. Şimdi bu tabii Saint-Joseph'ler olarak yaptığımız bir espridir ama gerçekten hoş yıllarımız oldu. Hoş, büyük bir arkadaşlık. Ben ondan sonra askerlik yaptım, sıkıntı çekmedim. Çünkü daha önce tecrübeliydim. Yatılıydık tabii. Yatakhanemiz, yalaklarımız vardı. Elimizi yüzümüzü yıkadığımız sabahları. Benim başımda bir frer vardı. Frerler biliyorsunuz bir tür papaz. Benimkinin başımda dururdu. Yattığım zaman tam tepemde dururdu. Adını söyleyeceğim şimdi. Gülmeyin ama. Kenef. Kenef. Lakabı Kenef'ti. Lakabı tabii. Toprağı bol olsun. Evet, bu da yatakhane ve yalaklarımız. Bu da hocalarımız. Şimdi hocalarımız Henri Matalon. Şurada en sağda görüyorsunuz. Solda. Siz solda, ben sağda. Bana göre sağda. Sağ mı solumu da pek bilmiyorum. Şimdi bunların hepsi Saint-Joseph'li öğretmenler. Henri Matalon ünlü bir öğretmendi. Ve gerçekten de öğrencileri üzerinde o kadar çok etki bırakmıştır ki, kiminle konuştuysam ben daha sonra bu kitabı yazarken bir takım sözlü görüşmeler yaptım. Matalon diyorlardı, başka bir şey demiyorlardı. Matalon bir modalıydı ve bekardı, hiç evlenmemişti. Fakat iyi bir çapkındı. Çok güzel dans edermiş, ben görmedim. Çok iyi bir bridge oyuncusuydu. Müthiş bir matematikçiydi. Beslendim Matalon'dan ve tuttum kitapta Matalon'un kız kardeşini yazdım. Rosette Matalon'u yazdım. Çünkü o kadar duygulandım ki, o kadar etkiledi ki beni Matalon'un kız kardeşi. Matalon'un kız kardeşi abisinin aksine
çocuk felci geçirmiş küçükken. Yürümekte zorluk çekiyor. Abisine hayran. O da hiç evlenmemiş. Abi kardeş birlikte yaşıyorlar. Abisi sürekli çapkınlıklar yapıyor ve Matador'un kız kardeşi de abisinin o yaptıklarını hayranlıkla uzaktan seyrediyor. Ve daha sonra da abisinin ölümüne de tanıklık ediyor. Dolayısıyla ben onu öyküleştirmeyi yeğledim açıkçası. Evet, Matador'dan söz ediyorum Saint Joseph bölümünde. Fakat esas öykü Matador'un sevgili kız kardeşiydi. Daha sonra Şirince'yi biliyorsunuz hepiniz Selçuk'ta. Matematik köyünü ziyaret ettim. Ali Nesin'in matematik köyünü. Ve orada birdenbire bir baktım Henri Matador'un evi. Henri Matador'un evi. Ali Nesin de Henri Matador'un öğrencisiymiş ve Henri Matador'un öğrencileri hep birlikte bağışta bulunmuşlar ve böyle bir ev kurmuşlar, oluşturmuşlar orada. Orada öğrenim görüyor çocuklar, gencecik çocuklar. Çok etkilendim gerçekten. Koçöy'le anılar çok fazla. Herkesin mutlaka Koçöy'le anıları vardır. Rivayete göre Moda'daki Koço'da rakı şarap içmek niyetiyle masada oturanlar mezelerin lezzetine kapılarak içmeyi unuturmuş. Yalan. Onlarca kez geldiğim lokantanın, bu benim kitaptan, benden bir alıntı, bir ayazmanın üzerinde kurulu olduğu aklımın köşesinden geçmezdi. İlk karım söyledi. Daha o zaman ilk buluşmamız orada gerçekleşti. O zaman çalıştığım firmanın müdürü bizi tanıştırdı. Genel müdürü bizi tanıştırdı ve Koço'ya götürdüm kendisini. Bu hikayeyi de anlatayım mı size? Anlatın tabii ya. Kitabı okumayacaksınız sonra. Olsun. Yine daha güzel, duble olur. Şimdi ben etkilendim. Kitap çok yok ki. İki taneydi, birini ben aldım. Eşimi görür görmez çok etkilendim. Hemen aşık olmadım ama yani etkilendim. Koço'da oturuyoruz, yemek yiyoruz. Bu arada bir şişe, yanılmıyorsam şarap söyledik. Söyledim. Tanıyorlar beni garsonlar. Gidip geliyorum ara sıra. Neyse, karşılıklı konuşurken ben tabii limağım kuruyor sürekli, damak kuruyor. Devamlı içiyorum farkında olmadan. O şişe gitti geldi, yenisi geldi, bilmiyorum ne oldu. Hanımefendi bir an kalkmak istedi. Kendisine refakat ettim lavaboya kadar. Ama dedim çok şey etmeyeyim. Yani kapısında beklemeyeyim. Ayıp olur dedim. Biliyorsunuz o tam giriştedir lavaboları. Tekrar masama döndüm. Oturuyorum. Bekliyorum. Gelmiyor. Bekliyorum. Gelmiyor. Epey bir süre geçti. Derken Tanaş vardı garson. Tanıyanlarınız vardır. Hatırlayanınız. Şöyle şurama dokundu. Abi dedi. Abi derdi böyle. Ama gencecik, tıfıl bir delikanlıyım. Yani 25 yaşında. Ya var ya yok. Abi dedi. Masana geçeceğin orada devam edeceğim yoksa buraya mı alayım servisi? Arkamı bir döndüm ki. Bizim hatun arkada tek başına oturuyor. Gayet mahcup. Yüzü kızarmış böyle. Beni bekliyor. Ben başka masada oturmuşum. O zaman anladı. Ben bunu idare ederim dedi. Yakayı öyle verdik. Peki o Ayazma'yı o gün gördün demiştiniz. Ayazma'yı o gün görmedim. O gün bana Ayazma'dan söz etti. Şöyle bir hikayedir. Ayazma Ekaterina'nın anısına yapılmış bir Ayazma. Ve orada sağlık için bir takım başka iyi dileklerde bulunabilirsiniz. Fakat sakın aşk için dilekte bulunmayacaksınız. Çünkü kesinlikle yerine gelmez. Tam aksi ters teper. Ters tepermiş. İnananlar için tabii. Böyle bir durum var. Pek çok genç kızımız, delikanlımız halen oraya gidip aşk için dilekte bulunuyorlar ama yanlış yapıyorlar. Yapmasınlar. Yapmasınlar. O gün eşim bunu anlatmıştı.